Efendim herkese iyi akşamlar. Sıra dışına hoş geldiniz. Sıra dışında bu akşam değerli bir konuğum var. Sevgili Ahmet Yenilmez. Ben şöyle diyorum, Güneş Gazetesi yazarı sevgili Ahmet Yenilmez. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sayın Genel Yayın Yönetmenim. Şimdi biz bu akşam Ahmet Yenilmez'le o klasik dışı sohbetlerinden o tatlı bir program gerçekleştireceğiz. O yüzden konuya komşuya, eşe, dosta, akrabalara, kısacası kimi tanıyorsanız haber verin. Bu orta oyunu gibi değil mi? Meddah çıkar, aynen, seslenir. Güzel de bir kültürdür bu. Tabii ki. O yüzden ben de diyorum onu. Yani bu bir haber programı, başka bir şey ama haber programı demek, duygu yok demek değil ki. Zaten Yahya Kemal de bizim kültürümüzü tarif ederken buna söz medeniyeti, sohbet medeniyeti dememiz. Belki de birçok şeylerimizi hani son dönemde çok kullanılır bu. Biz hafızası zayıf bir millet miyiz? Ben şöyle yorumluyorum, çok güzel temas buyurdun. O sohbet medeniyeti, o sohbet kültürü aslında hafızayı taze tutuyordu. Ve bu taze tutulan hafızanın neticesinde insanlar genel gündemi, taze gündemi, dünya gündemini yaşadığı çağı idraki içerisinde yaşıyordu. Bunu da kaybedince, sohbetin yerini bazı şeyler alınca ve orada da millet olmayınca millet gündeme küstü. Mesele bu. Şimdi gelelim şu meseleye. Bu topraklarda yaşayan bizler... Dün, 50 sene önce, 30 sene önce, 40 sene önce, 100, 200, 300, 500 sene önce, hatta Selahattin Eyyubi zamanında, işte bir mücadele verdik ve her mücadeleden de kayıplarımız olsa da başarıyla çıktık. Böyle yek vücut mücadelelerdi bunlar. Cumhuriyet kurulurken, şimdi çok enteresan bir yere geleceğiz. O yüzden böyle bir gidiş yaptım. Cumhuriyet kurulurken bir takım tipler geldiler. Bu milletin ayarlarıyla biraz oynadılar. Sonra bu ülkenin yani kumaşı Anadolu tezgahında dokunmuş çocukları yönetimden uzaklaştırıldılar uzun yıllar. Sonra büyük çoğunluk, %90 gibi bir çoğunluktur bu. O Anadolu çocukları, Anadolu'nun çocukları babalarının, annelerinin dişlerinden, tırnaklarından arttırarak, kapıcılık yaparak, ırgatlık yaparak, varını yoğunu ortaya koyarak okuttuğu bu çocuklar günün birinde bir şeyi başardı. Bu gerçek egemenlik uğruna, yani vatanın adına gerçek egemenlik uğruna ülkesini yönetmeye, çevreye itilenleri de merkeze toplamaya başladı. Ne olduysa bundan sonra oldu, kıyamet koptu. Şimdi bugün bakıyoruz, o bir tipoloji PKK'yı savunuyor. Ama katil devlet diyor, katil devlet diyor ama gidiyor. O devletten maaş alıyor. Şimdi katil devlet diyorsan o devletin ödediği maaşı almama onurunu göstermelisin. Ama öyle bir şey değil onun ki. Yahut mesela bakıyorsun Türkiye ile İsrail one minute yahut Mavi Marmara krizinin ardından karşı karşıya geliyor. CHP koşa koşa İsrail'e gidiyor, İsrail'den Türkiye'ye ateş ediyor. Yahut Türkiye ile katil Esed arasında, Suriye arasında bir problem çıkıyor. Bu CHP'liler şunlar bunlar koşa koşa Suriye'ye gidiyorlar, Suriye'den buraya Esed'le birlikte ateş ediyor. Türkiye ile Putin arasında bir problem çıkıyor, bunlar gidiyor Rusya'ya, Rusya'dan buraya ateş ediyor. Irak, Bağdat yönetimiyle oradan ateş ediyor. Almanya, Merkel oradan ateş ediyor falan. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu tarlamızı sürmüşler demişti.
Ya ülkerek söylüyorum ama yani ülkeyi sürmüş birileri ya. Biraz daha ileri götürelim isterseniz. Programımıza başlamadan önce şimdi bazı değerlerimizi de bazıları hızla aşındırmaya başlandı. Mesela yakın bir zamanda belki değinmeyecektik buna ama bir tarafta Koç Yiğitlerimizin cenazesi taputları kalkıyor. Yani bir milli mücadele veriliyor. Bakıldığı zaman hani çeşitli sohbetlerimizde de ortaya koyduk ya, 100 yılın finali alınmaya çalışılıyor. Coğrafya itibariyle de, taraflar itibariyle de bakacak olursak. Hemen öyle fazla ciltler dolusu kitap okumaya gerek yok. İlkokul kitaplarının, tarih kitaplarına bakıldığı zaman bile 100 yıl önce hangi coğrafyada, hangi cephelerde ne yaşanmış, bugün aynısı yaşanıyor. Şehitlik, şehit olma, vatan savunma, cephe birlikteliği, cephe kaderdaşlığı gibi kavramlar hükmünü kaybettirilmeye çalışılıyor. Öncelikle şehitlerimize, özellikle ümmetin tek sahibi, hatta dini, dili, ırkı ne olursa olsun, dünyada nerede bir mazlum, garip, guraba var ise onun tek sahibi, Anadolu coğrafyası üzerindeki son devlet, Türkiye Cumhuriyeti, İslam'ın son ordusu diye Akif'in tarif ettiği bu ordu müthiş bir mücadele veriyor şu anda. Ümmetin mücadelesini veriyor. Çünkü nerede, dünyanın neresinde ayağına bir diken bassa bir insanın aman Türkiye diye hemen feryat ediyor. Şimdi burada bir var olma yok olma mücadelesi veriliyor. Ben öyle bakıyorum. Belki çok trajik bir tablo çizmiş olabilirim ama öyle. Aynen bu. Yeni bir yüzyıla giriyoruz. Kapının eşiğindeyiz. O yüzyılda bilet alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? Aynen bu. Kadar basit. Aynen bu. Yek vücut müstemleke olacak mıyız? Yoksa bağımsız. Marmara bölgesi ayrılmış, Güneydoğu ve Doğu Anadolu ayrılmış, ortada bir Anadolu Cumhuriyeti'nin içerisine mi sıkıştırılacağız? Yani kısacası insanlık sahipsiz mi kalacak? Yoksa insanlığın bundan sonra da bir sahibi olacak mı? Bunun mücadelesi veriliyor. Bu mücadeleyi veren, cephede veren, bütün kardeşlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Onların yanındayız, dualarla yanındayız. Onlar bizim evlatlarımız. Bunu bir şehitlerimizi de rahmetle bir analım. Şimdi aslında mesele şu, hani Köroğlu demiş ya, delikli demik icat oldu, mertlik bozuldu. Bahsetmiş olduğunuz o Selahaddin Eyyubi 1071 diye alınan o ittifak, dünya ve ahiret kardeşliği, birlikteliği manifestosu Fatih Sultan Mehmet Han'la dünya aranasına başka bir iddia ile çıkmış. Aslında bizim zaman, yani bizim ecdadın zamanında hayat biraz delikanlıca yaşanıyormuş. Delikanlılık bozuldu. Delikli demir icat olduktan sonra başka şeyler galip gelmeye başladı. Şimdi geçen de bir program seyrettim. Bu Amerika'nın keşfi, yeni kıtaların keşfi konuşuluyor. İlber Hoca diyor ki Osmanlı'nın hiç böyle deniz aşırı keşif derdi olmamış. Ben şöyle yorumladım bir anda. Osmanlı'nın emperyalizm gibi bir derdi olmamış ki. Yani fethe giderken kopardığı... Keşif nerede burada? Yani keşif, yani Amerika'nın keşfi keşif mi? Amerika keşfedilmiş bilinmiyor mu? Gitmiş Kristof Kolomb dediğimiz, bize kaşif olarak öğretilen Kristof Kolomb azılı bir korsandır. Bir candır. Delikli deliği almış, çiçek virüslü battaniyeleri almış, kendilerini böyle en iyi şekilde ağırlayan, ekmeğini bölüşen o Kızılderilileri bir katletmiş. Bir ırk yok olmuş. Ha. İlber Hoca buna keşif diyor, Kristof'a da kaşif diyor. Aynen. Hadi orada. Şimdi ben de şunu diyorum ki, yani sefere giderken kopardığı üzüm tanesinin dibine altın lira bırakan bir tavırdan, bir duruştan siz ne bekleyebilirsiniz ki? Biraz da ve en netice gelmiş olduğum nokta itibariyle dünya kadir kıymet bilmemenin, dünya İstanbul'da yönetilmenin nimetinin, farkında olmamanın, kadrini, kıymetini bilmemenin bedelini ödüyor. Fransa'da ödüyor, Almanya'da ödüyor, dünyada şu anda bütün milletler işte bu değer, kıymet bilmemek, vefasızlığın, arsızlığın faturasını ödüyoruz. Gelelim bizim mevzumuza. Şimdi Anadolu coğrafyasında özellikle rahmetli Muhsin abinin de güzel bir tarifi vardı. Derdi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tarif ederken, yangın yerinden kurtardığımız, evimizden kurtardığımız en kıymetli hazinemiz derdi. Ben Bilecik'ten geliyorum.
Bilecik'te bir sinema filmi projemize başlayacağız. Niye Bilecik'i seçtin diye bana sordular. Dedim ki benim kahramanım dibe vuruyor. Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ne girdiğinizde minberin yanında restorasyon çalışmasında hiç dokunulmayan şöyle bir kiriş görürsünüz. Yanmış, közü soğumuş bir siyah kiriş. Yunanlı'nın gelip işgal edip Şeyh Edebali Türbesi'ni yaktığında ibret olsun diye oraya bırakılan bir kiriş. Sonra Şeyh Edebali Türbesi'ne arkanızı döndüğünüzde karşınızda 4 tane yalnız, garip, yakılmış cami minarelerini görürsünüz. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti tabiri caizse mutfağına, yatak odasına girilmiş, tarumar edilmiş. İşte o evin içerisinden kurtardığımız kıymetli bir hazine. Şimdi Anadolu evladı bunun bedelini ödemiş. Nasıl ödemiş? Milli mücadelenin bitişinde 9-10 milyon rakamında bir nüfus, 5-6 milyonu kadın, kalan 2 milyonu yaralı ve yaşlı, diğeri de çocuk. Şimdi böyle bir coğrafya içerisinde aslında Anadolu insanı edepli davranmış. Bir hesaplaşmanın içerisine, bir hak iddia etmenin içerisine gitmemiş. Geçen Güneş Gazetesi'ndeki köşemde de söyledim. Hani arsızlar. Şimdi arsızlık vardır, bir de arın sızlaması vardır. Ar sahibi insan, hiç siz şehit ailesini, bir şehit yakınının çıkıp da ortaya, ya ben evladımı kaybettim, ben babamı kaybettim, ben kardeşimi kaybettim, şu 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 da benim hakkımdır diye meydanda bağırdığını duydunuz, gördünüz mü? Bu ar sahibi olmaktır. Ama bazı arsızlar da var ki buyurduğunuz gibi milletin canını acıtacak, milletin arını sızlatacak duruşlarda ve gayretler içerisinde maalesef oluyor. Son yarınki çıkacak yazımda onu ifade etmeye çalıştım. Hani Roma Senatosu'ndaki üzerindeki cübbelerle bir takım gayretler içerisinde bulunuyor. Biz bunları iyi tanıyoruz. Bunları ODTÜ'den de tanıyoruz. Bizim dedelerimiz bunu Cumhuriyet'in ilk döneminde de tanıyorlar. Ajan okulları diye bir rahmetli Necdet Sevinç'in çok güzel bir kitabı vardır. Buradan da tavsiye ediyorum. Mutlaka o kitabın okunması lazım. Tarsus Amerikan Koleji'nden tutun da bu topraklar üzerinde tabiri caizse ayrık otları tohumu ekercesine ekilen bir takım müesseseler vardır. İşte buradan yetiştirilen, buranın tedrisatından geçmiş insanlar fıtratlarının gereği tavır ve davranışlar içerisine giriyorlar. Bu süreç içerisinde o Anadolu çocukları ne yapsın garibi? Tarlası kaç yıldır işlenememiş. Anası babası aç arık, çocuğunun baldırı çıplak. Baldırı çıplağını giydirmek, aç karnını doyurma sevdasında, hatta öküzünü bile gaza meydanına yollamış, eşini sabanın bir ucuna bağlamış, arkasında ekip biçmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti elhamdülillah bütün bu badirelere rağmen bugün dünyanın neresinde aç arık, baldırı çıplak varsa giydiren, aç varsa doyuran bir seviyeye getirmiş. Şimdi bu birilerini rahatsız etti. Bu bir takım statükoları da rahatsız etti. Neydi o? Belli mahvillere yerleşmiş. Efendim, Anadolu coğrafyası içerisindeki insanlara belli sınırlar çizmiş. Hatta öylesine bir edep ve hayada uç sınıra varmış ki bu ülkeye komünizm gelecekse bile biz getiririz söylemine kadar gitmiş. Efendim, sıkı bir itibarsızlaştırma, toplumu ayakta tutan o Halil İbrahim sofrası bereketini ne dayanarak o hamd eden, o sabreden, o tevekkül sahibi insanların ayakta tutan belli moral değerleri de zedelenmeye başlanmış. İşte bu ama bunlar zenginleştikçe, bunlar palazlandıkça, bunların çocuklarının derileri çok kıymetli. Bunların efendim hanımlarının elleri çok kıymetli olduğu için bizim anamızı, babamızı da ya sen pek öyle şehre girme, şöyle kenarda bir yerde dur. Ha, bizim araziye de eviniz kurma ha. Git orada devletin hazine arazilerinde derme çatma bir şey yap. Ama gel evimi temizle. Gel evimi temizle, merdivenimi temizle, efendim kanalizasyonumu temizle, vatan tehlikeye girmesin sınırda askerlik yap. Bir de buna rağmen üret, bir de buna rağmen vergi ver, bir de bana para ver.
Şimdi kışkırttınız beni de bir şey söyleyeyim. Pek bir farkında değiliz. Apartmanların bodrum katlarında rutubet içinde kiminin eksik camı var. Kira ödemeyerek burada çoluk çocuk oturan, yaşayan, hasta olan en bodrumda, kalorifer kazanının yanında. Mesela hiç kimsenin gündemine geldi mi bugüne kadar bu hadise? Ya bu nasıl şartlardır böyle? Bu şartlarda çalışılır mı? Niye kimse demedi? Mesela evet, şu maden kazasından sonra kıyamet koptu. Tamam, doğru, eyvallah. İnsanlar ölmesin, madenciler ölmesin. Tuzla tersanesinde işte facia, evet. Tersanede insanlar ölmesin, önlemler alınsın. Şunların işte yaşam şartları kötü falan, eyvallah. Ama her bir, bunları söyleyenin her birinin apartmanının bodrum katında güneş görmeyen, o bodrumlarda yaşayan, yaşamak zorunda bırakılan 3 kuruşa kapıcılar var. Tabii ki. Şimdi şunu söyleyeyim. Samimi değiller. Bu aklıma geldi siz şeyi söyleyince. O da var. Şunu bakın, bu ülkede özellikle Alevi Bektaşi geleneğinden gelen kardeşlerimizle bir şeyi görmeleri lazım. Ve gerçek samimi yerli sol dediğimiz o hani Attila İlhanların, o Kemal Tahirlerin jenerasyonu, mevcutların dışladığı ama bizim de oturup baktığımız zaman hakikaten bu adamların da bu topraklar için dertleri varmış, bu topraklar için bir şeyler düşünmüş dediğimiz kesimin görmesi gereken bir şey var. Bakın, Türkiye'deki mevcut bu bahsetmiş olduğumuz millete yabancı duruşu sergileyen insanların bugünkü oturdukları mahallelere bakalım. Bu nasıl bir tabiat, eşyanın tabiatına ters bir durumdur ki? Benim bildiğim sol, emek, hatta sosyal demokrat diye tarif edilen, batıda örneklerini gördüğümüz bu akımın hayat bulduğu kesimler emeğin karşılığını bulamadığı, daha efendim genel pastadan az pay alan insanların destek verdiği hareketlerdir. Dünyaya baktığımız zaman. Bize bakıyoruz, iş adamları falan. Pastadan en büyük payı alanlar, efendime söyleyeyim, o beyaz Türkler diye tarif edilen kesim. Çapulcuyum diyenler. Bunun karşısında da sermayenin uşaklığıyla suçlanan, işte aklımıza gelen 2-3 kelimedir zaten bunlar. Bununla suçlanan kesimin de arkasında duran, destekleyen, emeği en çok tarumar edilen, en çok emek veren kesimdir. Şimdi burada ya şu IMF'ye IMF defol diye bas bas bağıranlar, sonra IMF'ye borcunu ödeyip kovacağımız zaman da ya nereye gönderiyorsunuz IMF'yi? Bu felaket olur Türkiye için diyen iş adamlarıyla kol kola gitmediler. Bu Türkiye'de dendi. Bu Türkiye'de dendi. Şimdi bu her alanda vardı ama. Mesela dünya üçüncüsü olmuşuz biz futbolda, hatırlarsanız. Şenol Güneş mini takımımızın başında teknik direktördü. Kimse bu kesim Türkiye'nin dünya üçüncüsü olmasıyla sevinmeyi bir tarafa bıraktı. Şenol Güneş'in elbisesinin giyiminden, saçının şeklinden, konuşma şekliyle itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Efendim Türkiye'de şampiyonluğu oynamış, efendime söyleyeyim milli takımın kaptanlığını yapmış bir Rıza Çalınbay olayına bakın. Nelerle ve nasıl itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Hatta biraz daha ileri götürün. Bugün dünya arenasında, futbol alanında birçok efendime söyleyeyim başarıyı bize tattıran, sevincini tattıran Fatih Terim bile hala kabul edilmiş bir böyle tamamen arkasında durulan bir başarı hikayesini kabul ettirebilmiş değil. Onun için mevcut yaşamış olduğumuz dışa dönük ve vatan bütünlüğü noktasındaki vermiş olduğumuz mücadelenin bir benzeri maalesef ve maalesef ya olağanüstü şartlar içerisinden geçiyoruz. Bugün savaş içerisindeyiz. Bugün bir takım farklılıklarımız olsa bile biz cephe birlikteliği yaşıyoruz noktasında görülmüyor. Aksine
var olan bir mücadelede cephe gerisinde biz evimizi bırakmışız. Cephede savaşıyoruz, birileri geliyor. Hani milli mücadelede de vardır ya, köyü basar bunlar. Köyün namusuna, ırzına tasallut ederler. Köyün erkekleri çünkü vatanı kurtarmak için. Aynen yaşamış olduğumuz hadise milli mücadelede, cephede hürriyet mücadelesi veren insanların evini ocağını bıraktığı, o evine ocağına ileşen eşkıyaların yaptığı talan tavrıdır. Bugünkü yapılan tavır. Bunlar nerede görürsünüz? Bunları kardeşim 20. yüzyıl diye ileride tarihi yazılacaksa iki olay var ki tarih bunu ayrıca yazacaktır. Birisi Bosna katliamı, birisi Hocalı katliamı. Doğru mu? Doğrudur. Yani şu hele an, ki hele ki Bosna katliamı. Hele ki Bosna, Hocalı da aşağı kalmıyor ki. Şu açıdan Avrupa'nın burnunun dibinde, Birleşmiş Milletler eliyle. Ve Hocalı'da da baktığın zaman şu anda yani belki saat itibariyle bile söylemeye çekineceğimiz tabloları biz gördük. Biz gördük bunları, ekranlardan gördük. Şimdi bu hani milli mücadelede evini bırakıp da evine ve ırzına ve namusuna tasallut eden çete zihniyeti medyada, siyasette, ticarette, sporda, sanatta tuttu beri hamile kadınların karnındaki bebekleri çıkarıp süngüleyen o insanlara suç, o insanların karşısında bir duruşun yerine o karnı yarılan, karnındaki evladı çıkarılan insanları suçlar hale geldi. Bunlar Doğu Anadolu'dan toplu mezarların çıkarıldığını biz gençlik yıllarımızdan, çocukluk yıllarımızdan beri biliriz, duyarız. Nenelerimizden yaşanmış olan katliamların hikayeleriyle büyümüş bir milletiz. Ama öyle bir hale geldik ki bu insanların edebi, bu Anadolu insanının ar sahipliği öyle bir suistimale sebep oldu ki hani bir söz vardır ya, namusluların sesi namussuzlar kadar çıkmadığı için, edep sahibi olduğu için pervasızlaşıldı ve bugün şu yaşamış olduğumuz zaman içerisinde de bana göre karşımızda bize kurşun sıkan o düşmandan daha da alçakça bir tavır gösterildi. Özür dilerim. Güncel üzerinden devam edelim. Tabii ki. Bir patlama yaşandı. Kötü bir şey. Lanet olası terör geldi. İstanbul'un göbeğinde, Sultanahmet'te kendini gösterdi. O patlamanın ardından ilk kez, bak şimdi şöyle düşünürsen, eğer ekstradan bir yerlerden görmediysen, dünkü patlamaya dair, ben bakmak istemedim ve bakmadım. Dünkü patlamaya dair gözünüzü kapattığınızda gözünüzün önüne gelen bir fotoğraf var mı? Vahşet fotoğrafı, kötü fotoğrafı yok. Var mı? Yok. Görmediniz çünkü. Medyada görmediniz. Niye görmediniz? Çünkü buna bir sınırlama getirildi. Hemen. Ve doğru da yapıldı. Doğru yapıldı. Biz 11 Eylül saldırılarının ardından 11 Eylül saldırısında kaç kişi öldü diye size bir soru sorsam cevap veremezsiniz. Aynen. Bilmiyorsunuz çünkü. Tabii ki. Bir cenaze görüntüsü hatırlıyor musun? Yok. Bir ceset görüntüsü hatırlıyor musun? Yok. Bir uçak geliyor, binaya çarpıyor, toz bulutu, itfaiyeciler görüyoruz. İşte o esnada camdan elini sallayan, bizi kurtarın diyen, işte kamuoyu bekleyen binadaki, İkiz Kule'deki birkaç kişiyi görüyoruz falan filan. Hamburg olaylarında, Ferguson olaylarında görmüyoruz. Fransa'daki saldırılardan sonra görmüyoruz. Ama ne var? Bu ülkede böyle bir şeyi göstermek için can atan, verseniz arkadaşım şu Cumhuriyet için manşetini. Bu yasağa rağmen. Tabii. Şimdi onu geçtim. Şeyi geçtim. Katliam ülkesi. Bu dünkü saldırının ardından attığı manşet. Katliam ülkesi. Bu nasıl bir şey ya? Katliam ülkesi. Sağ tarafta da Fransa'da yaşanan katliamdan sonra Cumhuriyet'in attığı manşet var. Fransa çocuklarını ağlıyor. Evet. Kaldır. Şimdi Kemal Bey diyor ki daha olay yerine ambulans dahi gitmeden yayın yasağı getirildi. Neyi gizliyorsunuz? Neyin gizlendiğinin önemi yok. Sen neyi görmek istiyorsun? Bunun önemi var. Çünkü görev bölümü yapılmıştı. Tabii. Birileri manşete onları çekecekti ki netekim çekti. Ben buradan söylüyorum Kemal Kılıçlı. Ne görmek istiyorsun? Allah razı olsun. Yani bak hiçbir siyasi mülaza falan yok. Yani ben bu ülkede sade bir vatandaşım. Gazeteci falan filan da değilim. Soruyorum bu kimliğimde. Kemal Bey neyi görmek istiyorsun? Allah aşkına ne göreceksin? Ha, oradaki o
katliamın, oradaki o vahşetin ortaya çıkardığı o pornografiyi görmek, insanlara göstermek nasıl bir zevk, haz verir insana ya? Evet. Çünkü burada ciddi bir görev bölümü vardı, paylaşımı vardı. Bunu Suriye'de de gördük. Hatırlasanız da Esad'ı ziyarete gidilip, heyetler gönderilip. Evet. Hatta o dönem yine bu söz konusu basın ve medya grubunda ne kadar hümanist, ne kadar böyle insancıl bir Esad portresinin çizilmeye çalışıldığını hepimiz hatırlarız daha yakın bir zamanda. Maalesef. Ben bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Her söze başlandığında Batı ve Avrupa Birliği kıstasları gündeme getirilir bu mahviller tabii tarafından. Fransa'daki olayın birinci yıl dönümüydü yakın bir zamanda. Bütün siyasetçiler, bütün sanatçılar, toplumun bütün akil kesimi milletiyle beraber orada sessizce bir anma programı gerçekleştirdiler. Şimdi oraya baktığın zaman, buraya baktığın zaman, İkisini yan yana koyduğun zaman işte biraz önce bahsetmiş oldum. Ben kusura bakmayın ne olur. Sizin kadar böyle masumlaştıran, bu kadar efendim insaflı davranamayacağım. Bunun adı cephede mücadele verirken, ben düşmanla boğaz boğaza boğuşurken benim evime, benim namusuma, benim mahremiyetime tasallut eden çete zihniyetidir. Bunun adı bir çete zihniyetidir. Yani milletin bir kere seçilen alan itibarıyla sorgulamamız gereken Sultanahmet Meydanı'nın ne anlam ifade ettiğini, oranın nasıl bir anlam ifade ettiğini, bir tarafta insanlığın en eski ibadet mabedinden biri, bir tarafında Osmanlı Cihan İmparatorluğu'nun medarı iftarı bir tarihi eser, bir tarafta insanlığın en eski ta Mısır'ın ortasından kaldırılıp getirilen bir tarihi objenin önünde birileri gelmiş, bu terör örgütü işi değildir. Bu dünya, terör örgütü işi değildir. Kesinlikle. Terör örgütüne ihale edilmiştir. Kesinlikle bu. İşi de ihale edilmiş. Ben IŞİD'in de terör örgütü, bakın bunu da ortaya koymamız lazım. DAEŞ'in bir terör örgütü olduğuna inanmıyorum. Öyle bir palazlandırıldı ve fatura bize keserek palazlandırıldı. Dur. Şimdi ben sizin ne söylediğinizi çok iyi biliyorum. Bunu böyle kestiğiniz zaman Ahmet Yenilmez IŞİD'e terör örgütü değil dedi diye anlamı çıkarırlar. Ondan daha öte bir şey söylüyor. Evet. Yani terör örgütü olmasından daha öte bir şey söylüyor. Yani bu kesip biçecek alçakları da karşı ön almak için araya girdi. Hemen ben ateşe şunu söylüyorum. Futbol meraklısı dostlarımın mesela Batı ülkelerindeki ülkelerinin futbol milli takımlarının resmini gözlerinin önüne getirsinler. Altında ve forma renklerini çıkardığınız zaman o futbol takımının ya Orta Doğu ülkesinin bir futbol takımı ya da Afrika ülkesinin bir futbol takımı olduğunu zannederler. Doğru mu? Bugün Orta Doğu'da adına DAEŞ denilen, adına IŞİD denilen terör örgütünün oradaki militanlarının resmine bakarak faturayı Orta Doğu insanına kesmesinler. Orada mücadele edilen nasıl? Bir bilgi paylaşayım bunun üzerine, evet, söyleyeyim. Terör örgütü IŞİD dünya üzerinde sadece 3 ülkede. Bak Kanada'da bile yaptılar. Kanada'da, Fransa'da, Türkiye'de, orada, burada, Suriye'de. 3 ülkede bir tek kurşun, bırak kurşunu ilkel ok falan, bırak oku sapanla taş falan atmış değil. Nerede? 1. Rusya, 2. İran, 3. İsrail. İsrail. Atsın demiyorum ha. Tabii ki. Sadece bir fotoğraf ortaya koyuyorum. IŞİD İran'a hedef almış ve Bağdat'a doğru ilerlerken, değil mi? Biz öyle biliyorduk falan. Aa, bir baktık yönünü çevirdi. Başka bir tarafa gitmeye başladı. Niye? Çünkü IŞİD'in arkasında aynı zamanda İran'da var. IŞİD'in arkasında aynı zamanda Rusya var. IŞİD'in arkasında aynı zamanda Esed var. IŞİD'in arkasında aynı zamanda İngilizler var. Çin var. İsrail var. Bu küresel sistemin adı konmamış ordusu. Buna biraz sos koyuyorsun, dinci diyorsun.
PKK'ya biraz sos koyuyorsun, Marksist diyorsun. Öbürüne biraz sos koyuyorsun, bilmem ne diyorsun falan filan. Sosu koyan el hep aynı. Ben daha tazesini söyleyeyim. Kendiniz biraz böyle enteresan şeyler yaptım. Kalktım buradan Tayland'a gittim. O dönem Uygur Türklerinin hapsedildiği Tayland cezaevinden illegal olarak girip görüntü çekip YouTube üzerinden yayınlayıp oradan kaçmaya çalıştık. Çok tuhaf bir şekilde Kazakistan'da polis beni aldı. Yani Tayland'da Çin Başbakanı vardı. Buna rağmen Tayland'dan ben çıkmayı başardım. Kazakistan Almatı havaalanında gel bakalım dediler. Gel bakalım dediler. Şimdi orada bir şey dikkatimi çekti. Ki ben Doğu Türkistan davasına çok çocukluğumdan beri yakinen takip ettiğim bir dava olduğu için oradan kaçış o kadar zordur ki, o kadar meşakkatlidir ki dağları aşarak aylarca, yıllarca karayoluyla o Tanrı dağlarını, o Yalçın dağları aşarak gelinen bir kaçış yoludur. Hemen bu DAEŞ terör örgütünün öncesinde Çin sanki kapıları açtı ve içerisinden sanki bir göçü belli bir coğrafyaya doğru yönlendirdi. Aynı şey İsrail tarafından yapıldı. Aynı şey zaten İran tarafından da yapılmakta. Batı'dan yapıldı. Ha neyin etrafı örüldü yalnız? Burada çok çirkin. Yani öyle bir hayasızlık, öyle bir edepsizlik, öyle bir insanlık düşmanlığı yapılmakta ki şöyle. Özel eğitilmiş, sadece derilerinin rengi Orta Doğu insanlarına benzeyen bu vahşet çetesinin etrafına da çeşitli sebeplerle mağdur edilmiş, insan haklarından ellerinden alınmış, normal en taban, en düşük seviyedeki insan olmanın gereği haklarını yaşayamayan insanların mağduriyeti de istismar edilmiş. Tabiri caizse şu çekirdek kadronun ölmemesini sağlamak için bunun etrafına yine bizim garip kuraba Müslüman insanımız koruma kalkanı gibi sarılmış. Şunlar sarılmış. Ben bir cümle daha açayım. Bu tüm bu mağduriyetler içerisinde inandığı dava değerler uğruna canını vermeden gözünü kırpmayacak tipolojiyi ortadan kaldırmak için getirdi bu coğrafyaya saldı. Hem de bir taşta kaç tane kuş vurdu? Çin, Doğu Türkistan'daki o hürriyet mücadelesini diri tutan, o genç, aktif, kanı kaynayan o grubu içerisinden temizledi. İran bir taraftan bir takım grubu içerisinden temizledi. Avrupa, aynen. İngiltere, Avrupa aynen kendi içerisinde gettolarında mağdur ettiği, biraz önce çok güzel tarifini yaptığını bodrum katlarında, o gettoların sokaklarında mağdur ettiği, insan yerine koymadığı, okullarını ayırdığı, hastanelerini ayırdığı, iş almalarında çifte standart uyguladığı ve iyice sıkıştırdığı kesimi de önünü açarak hem kendi işlerini temizleme gayreti içerisine girdiler hem de tabiri caizse İslam coğrafyasının ortasında Çanakkale'de, Trablusgarp'ta, Yemen'de, Sarıkamış'ta, Balkanlar'da baktılar ki çok zayiat veriyorlar. Baktılar ki kendi iş dinamiklerini ayak susturamıyorlar. Bizi bize kırdırma operasyonu yapıyorlar. Bunun üzerine bu ülkeyi yönetmeye talip olan ve bu insanlığın sadece ben Müslümanların garibi, gurabası, baldırı, çıplağı, karnı acının sahibi değil. Bunu illaki mevcut AK Parti iktidarı yapıyor diye değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olduğu günden beri bunu yapmış. Bir damar bunu yapıyor. Damar tabii ki. Yani düşünsenize 50'lerde biz Balkanlardan, 50'leri de Doğu Türkistan'dan, Orta Doğu'dan, dünyanın her yerinden göç almışız. Dememişiz ki biz daha yeni savaştan çıktık, ekmeğimiz yok, çorbamız yok, aşımız yok dememişiz. Demişiz ki biz neyimiz varsa soframıza bir fazladan kaşık koyarız, kapımız her an çalınsın, hatta geleni de bereket biliriz, baş tacı yaparız demişiz ve bu coğrafyaya getirmişiz. Bir parantez açayım buraya. Ben o dönem elinde mikrofon olan bir muhabirdim. Siz yine o dönem alandaydınız. Bosna'daki o mezalim yaşanırken ben yine bu ülkenin bir ferdi olarak
oradaki o vahşeti, Sırpların o vahşetini bu ülkeye duyurmak için çırpınıyordum. Birileri onlara yardım gönderebilmek, götürebilmek için çırpınıyordu. Birileri konuşuyordu. Birileri de tıpkı bugün olduğu gibi, bu toplum o gün medyası yoktu bu Anadolu çocuklarının ve kendisini ifade edemiyordu. Mesela hatırlayın, mercimek meselesi vardı değil mi? Ki en çok yardım götüren tabii, bir yardım kuruluşunu itibarsızlaştırılması. Şimdi merhum Erbakan oraya yardım topluyor ve götürüyor. Ya şeyler geldi, oradan komutanlar geldi. En itibarlı komutanlar. Ya bu paralar bize ulaştı dedi. Ama silah fabrikası kurulmuştu, bunu söyleyemiyorlardı. Bak bugün konuşalım bunları rahat. Tabii ki. Silah fabrikası kurulmuştu. Bu silah fabrikalarını o gün görenlerden birisi de bugün bir gazeteci arkadaşımızdan biridir yani. Hatta oradan evlenmiştir biriyle. Buradan paralar gönderildi, o komutanlara verildi. O komutanlar da orada işte silah temin etmek için silah fabrikaları kurdular, bilmem ne yaptılar. Fakat tıpkı bugün olduğu gibi o gün de işte Aydın Doğan medyası, CHP'si, şusu busu oraya yardım gitmemesi için 50 bin takla attılar. Ben daha bir dakika, çok hafiflettiniz yine. Çok hafiflettiniz. Bizim çoluğunu, çocuğunu, istikbalini, tıp fakültelerini, siyasal bilgiler fakültelerini, öğrenimini bitirmeye bir yıl kalmış, 3-5 aya kalmış arkadaşlarımız cepheye gitti. Oradaki kardeşlerimizle yan yana savaşan arkadaşlarımız sırf sakallı oldu diye, sırf daha yeni Türkiye'ye geldiler, üstlerindeki o kıyafetlerinden dolayı bugün çok işbirliği yaptıkları, çok da hoşlarına giden ama o dönem itibarsızlaştırmak için tırnak içerisinde ilancı olarak suçlanmadı mı? Yani hatırlasanıza, Fatih'teki inancından dolayı giyinişini o şekilde tabii, giyinen insanlar orayla bağdaştırılıp itibarsızlaştırılmaya çalışılmadı mı? Halbuki varlık sebepleri de İran'a muhalefettir yani, bir şey olarak söylüyorum ya, Şia karşıtlığıdır. Yani varlık sebebi değil mi? Şia karşıtlığıdır. Yani sıkı bir ehli sünnet çizgileri vardır falan yani. Nasıl sen onlara da İran mollacı falan ilan edeceksin? Kesinlikle. Bakın yani şu var. Bunu bir başka programlarda da defalarca kez altını çizmeye çalıştım. Bakın burada bugün ekmeğimizi paylaşıyor olabiliriz. Bugün evlatlarımız şehit oluyor. Bu Anadolu coğrafyası şehitlik en şerefli makam olarak görmüştür. Biz hep ne diyoruz? Cenab-ı Allah hepimizi inşallah şehitlik makamıyla şereflendirir de huzuruna çağırır. Çocuklarımızı inşallah bir şehit babası olma, bir şehit annesi olalım diye dua eden bir milletin mensuplarıyız. Bu ayrı bir şey. Efendime söyleyeyim, bugünkü belki ekonomik anlamda da bir takım bedeller, faturalar ödüyor olabiliriz. Ama ve lakin şunu göz önünden kaçırmamamız lazım. Bizim bugün tezelden aklımızı başımıza toplayıp biraz önce bahsetmiş olduğunuz şu bugün şu içinde bulunmuş olduğumuz kanalların kıymetini bilmek mecburiyetindeyiz. Biz bunun bedelini çok ağır ödedik. Bakınız o dönemler, ben çok iyi yakinen biliyorum, biz kapı kapı illegal gösteriler yaparak kendimizi ispiyon ederek haber yaptırabiliyorduk. Hatta inanmadığımız, kendi hoşumuza gitmeyen resimler de ortaya koyarak, hani ya Türkiye'de de sizin için dert duyan, sizin için çaba harcayan birileri var, sesi Bosna'ya gitsin, Doğu Türkistan'a gitsin, Azerbaycan'a gitsin diye biz illegal gösteri yapıp kendimizi ihbar ediyorduk ve tutuklanıp nezarethanelere dolduruyorduk. Şimdi bakın, bugünler geçer. Elhamdülillah bugün böyle müesseseler var ki biz resmin bütününü gösterebilmek iyi başarabiliyoruz. Biraz önceki ekrana vermiş olduk. Bütün mesele o işte. Evet. Bütün mesele o. Yani ben Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Can Dündar'a sormak istiyorum. Ey Can Dündar, İşte arkanda bıraktığın Cumhuriyet Gazetesi'nin gerçek yüzü budur. Yani Fransa'da ölen o insanlar insan da, benim ülkemde ölen insanlar insan değil mi? Oradaki terör de buradaki değil mi? Yasin Börü ana çocuğu değil mi kardeşim?
şehit olan ordunun Aybaslı ilçesinde bir barakanın içerisinde yaşayan ailenin çocuğu insan değil mi? Yani 3 yaşındaki bir çocuk gördüm ben ya. Dedesi babasına şey annesinin kucağında baba baba diye sayıklayan çocuk var ya. Ya bu milletin ne? Ya bakın çok tehlikeli bir şey yapıyorlar. Bakın yani bu millet sabırlıdır. Bu millet edeplidir. Bu millet çok sabırlıdır. Ama bu milletin sabır taşını bir çatlatırlarsa bu milletin tahammül edemeyeceği bir şey vardır. Yüzsüzlük ve arsızlık. Yüzsüzlükte ve arsızlıkta sınırı aşmaya başladılar. Bu milletin sabrını taşırır. Bir başka şeyi daha görmelerini istiyorum bunların. Bak akıllarını başlarına toplasınlar. Bu ateş gün gelir onların evinin önüne kadar gelir. Onların canını da acıtır. Bugün evlatlarını dış ülkelerin bilmem ne kolejlerinde okutup bilmem ne üniversitelerinde okutup bu milletin vergilerinden çaldıkları o haram paralarla İsviçre'lerde, Fransa'larda, Hollanda'larda adını bilmediğimiz bir takım adalarda yaşatıyor olabilirler. Ama bu millet biterse, bu direnç biterse ne o boğazın kenarındaki yalıları kalır, ne o medya centerları kalır, ne de o kanalları kalır. Umut bağladıkları o el gelir, onların tepesine biner, olmuştur da. Umurlarında olmaz. Olmuştur da. Şimdi bak, bir molaya gireceğiz ama şunu bakın, son bir şey söyleyeceğim. Evet, bakın şu, bu ey milletim, senin imparatorluk dünyaya adalet, bakın bir kavramı özellikle altını çizmek istiyorum. Dünya Sultan Ahmet'ten yönetildiğinde böyle bir vahşet yaşamadı. Ne zaman ki dünyanın yönetimi Sultan Ahmet Meydanı'nın dışına çıktı, dünya bu vahşeti yaşamaya başladı 100 yıldır. İşte Fransa'da olan patlamadan sonra senin vergilerinle, senin alın terinle yayın yapan bir gazetenin manşeti Fransız'da çocuklara, Fransa çocuklarına ağlıyor diyor. Öbür tarafta senin meydanında patlayan bombanın haberi katliam ülkesi diye veriliyor. Bunun üzerine söylenecek bir laf yoktur. Bu resmi de bu millet görmek zorundadır. Şimdi bir molaya gideceğiz. Bak gitmeden önce Liberation gazetesi Fransa'nın Avrupa'nın barut fıçısı diye, yani katliam ülkesi, Fransızlar da böyle veriyor. Hani o Fransa çocuklarına, Fransa'da diyor ki Avrupa'nın barut fıçısı Türkiye. Ki benim devlet başkanım, başbakanımız gitmişti değil mi oraya? Evet. Benim başbakanım gitti, onun yaralı yüreğinde acısını paylaşmak için onunla beraber o bombanın patladığı yerde acısını paylaştı. Aynı Fransa'da bizi bu şekilde lanse etmeye çalışıyor. Evet. Yani bazı şeyi de görmemiz lazım. Şimdi, bütün bunlara rağmen aklımızı da başımıza toplamamız lazım. Milli unsurlar olarak bunu da konuşacağız. Bir molaya gidelim. Tamam. Dönüşte daha çok şey konuşacağız. Sakın ama sakın hiçbir yere ayrılmayın. Evet, yeniden birlikteyiz. Ahmet Yenilmez'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. O şehidin küçük oğlunu görüntüsünü bulmuş arkadaşlar. Ona bir bakalım isterseniz. Tabii ki. Bak bu benim babam. Farkında değil. Daha. Sen
O çocuğun babası devlet değil mi? Bu çocuğun babası devlet. Yani o orada yatan kişi adı Ahmet, Mehmet, Hasan, önemi yok. O üzerinde üniforması olan devlet. O baba, biz burada rahat rahat oturup program yapalım. Evimize rahat rahat uyuyalım. Bu ülkeye düşman ayak basmasın. Bu ülkeye terörist ayak basmasın diye o devletin canından can koptu. Sen kalkıyorsun, 1100 aydınmış, devlete katil diyorsun. Şimdi gel bu çocuğun gözlerinin içine bak, öyle söyle. Gel bak, gel bir bak bu çocuğun gözlerinin içine bakarak, devlet katil, baban katil de hadi. Ki bu arsız ne güzel bir tanımlamaydı sizin. Yani arsızlar arsızla sızlatıyor. Hak eden sızlatıyor. Şu Diyarbakır olayı öyle bir ibret ki. Şimdi Diyarbakır'da 6 tane peygamber mezarı, kabri, 3 tane peygamber makamı, 600 küsür tane sahabe mezarı var Diyarbakır'da. Anadolu'nun ilk camii, Ulu Camii Diyarbakır'da. Bu çocuğun babası Anadolu'nun ilk camiini müdafaa ediyor. 6 tane peygamber kabri, 3 tane peygamber makamı olan, 600 küsür tane sahabe mezarı olan, o sahabelerin mezarını müdafaa ediyor. Şimdi bu akademisyenler diyordur ki, bu ne diyor ya? Sahabe diyor, cami diyor falan. Şimdi onlar böyle sizi izliyorsa, onlardan biri izliyordur, şöyle diyordur. Bu ne diyor ya? Bu nereden geldi bunlar falan diyor sizin için şu an. Ben de katılmıyorum bu fikrine. Onlar sahabenin de peygamberin de nere olduğunu, kim olduğunu, ne olduğunu çok iyi bildikleri için oradaki verilen mücadeleyi itibarsızlaştırıyorlar. Şimdi geçendeki Kanal D televizyonunda beyaz kardeşime bak, ben farklı bir beyazın içine düştüğü nedir biliyor musunuz? Ben oraya bir parantez açayım. Daha önce söylemiştim, devam edeceksiniz. Benim durduğum nokta orasıdır. Şimdi beyaz çıktı bu hadiseden, bu çirkin hadiseden sonra özür diledi. O özrün içerisinde özrü kabahatinden çok denilen, yani beni siyasete bulaştırmayın, ya bu siyaset değil kardeşim falan diyeceğimiz yerler var ama önemli değil. Orada üzüntüsünü beyan etti ve özür diledi. Bu özür Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kızdırdı. Kızdırdı. Selahattin Demirtaş'ı da kızdırdı. Delirtti. Delirtti. Selahattin Demirtaş'ı delirtti. Delirtti. Şimdi iki özür var yalnız. O yüzden makbuldür benim için. Amenna. Beyan esastır. Amenna. Beyan esas olduğu için beyazın özrü benim için muteberdir. Beyaz bu meselenin dışındadır artık. Beyaz farkında değil. Eğer seyrediyorsa, ben buradan şu anda bu söyleyeceklerimi lütfen Beyaz'ın tanıdıklarından birisi varsa, Beyazıt kardeşimin tanıdıklarından birisi varsa bunu ona aktarsınlar. Beyaz vakası hep bize derler ya, bu ülkede mahalle baskısı uygulanıyor. İşte bu ülkede iktidar mahalle baskısı uyguluyor. İşte bu ülkede mahalle baskısı şu kesime uygulanıyor diye sürekli gündemde tutarlar ya. Beyazıt Öztürk hadisesi çok güzel bir mahalle baskısı örneğidir. Gerçekten akıl tutuldu. Kanal tarafından gerçekten Beyazıt Öztürk'e tezgah kuruldu. Ve Beyazıt o anda alkışlamasa nasıl çemberin dışına atılacağının farkına vardı o anda. Alkışlasa başka bir şey. Alkışlamasa programı belki de bitecekti. Alkışladı çünkü mahalle baskısı diyor ya, hani bir anda diyor aklım gitti diyor. O aklını götüren işte o mahalle baskısıydı. Tıpkı Gezi'de böyle olduğu gibi. Dikkat et Gezi olaylarında. Gezi'ye gitmeyen sanki insanlık suçu işliyormuş gibi itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Birçok yakinen bildiğim, tanıdığım,
dünya görüşünü bildiğim, aile yapısını bildiğim, memleket meselelerine bakış açısını bildiğim insanlar bile bu mahalle baskısına dayanamadı. Mutlaka orada bir görüneyim, bir resmim olsun, Twitter'dan, Facebook'tan bir resim korkunç paylaşayım. Korkunç bir mahalle baskısıydı. Bakın, bizde mahalle baskısı yoktur. Biz çok kızdığımız zaman çıkarız, kavgamızı ederiz, ya dayak yeriz, ya dayak atarız. Ama gün gelir helalleşiriz. Bir taraftan bir şekilde ara soğur gider. Ama bunlar böyle değildir. Beyazıt Öztürk'ün yaşamış olduğu mahalle baskısının tipik bir örneğidir. Yalnız elbette ki özrü baş tacımdır. Ama kanalın özrüne dikkat etmek lazım. O Beyazıt Öztürk'ün özründen önce Kanal D televizyonunun özrüne dikkat etmek lazım. Orada öyle bir özrü kabahatinden büyük hadisesi yaşanıyor ki, öyle bir arsızlık yaşanıyor ki, kardeşim kimi kandırıyorsunuz siz ya? 8-10 saniye ses. Yayına geç verilir. Yayına geç verilir. Yani sen, ben çok iyi hatırlıyorum, Eyüp Aşık'la Muhsin Başkan'ın bir canlı yayın programı vardı. Bir tarafın sesi kısılmıştı, bir tarafın sesi açılmıştı. Bunların nasıl yapıldığını siz çok iyi biliyorsunuz. Kimlerin sesini kesip de yayın dışı bıraktığınıza bu millet çok şahittir. Kimi kandırıyorsunuz ya? Tutmadı çünkü. Tutabilirdi. O gece o programdan sonra Twitter alemi karıştı. Hemen dikkat edin. Programda o canlı bağlantı biter bitmez tekler oluşturulmaya başlandı. Ayşe öğretmenle beraberiz. Yeah. Ayşe öğretmene katılıyoruz. Ayşe öğretmen şöyle. Ve o kadar güzel çalıştırılmış ki o Ayşe öğretmen denilen kişi diksiyonundan, hitabetinden, kelimeleri seçme özeninden o kadar çok eğitilmiş ve planlanmış. Şimdi Nihat Hatipoğlu hocanın görüntüsünü bir hazırlayın arkadaşlar. Evet, öyle güzel hazırlanmış ki eğer tutsaydı ne kimse özür dileyecekti. Ne de biz şimdi seninle burada ya işte habire bir savunma psikolojisi ya, içerisinde bir ya şeyleri savunmaya başlayacak. Ne yapacaktık? Ya öyle demeyin işte ya orada sivil halka... Kardeşim bana bir tane hamile kadının ölüm haberini göstersinler. Ama ben onlara her gün şehit olan, her gün üzerine tank, uçak savarlarla, efendim biksilerle, bombalarla, tonlarca bombalarla şehit edilmiş şehit cenazesi göstereyim. Bu nasıl bir yüzsüzlüktür? Ya olmayan bir hadiseyle ilgili kamuoyu oluşturacaksın. Bu noktada provokatörlük yapacaksın. Sonra yapmış olduğun provokatörlük tutmayacak. Sonra da mağdur oynayacaksın. Şimdi bunların hepsinin bir amacı var. Bu yalanları böyle bol miktarda boca edip akademisyen düzeyinde, sözüm ona bir takım gazeteciler düzeyinde, siyasetçiler düzeyinde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından falan bu yalanları boca edip bölgeye gözlemci gelmesini, gözlemcinin ardından da yabancı askerin gelmesini ve bir daha oradan çıkmamasını arzulayan... Daha da ilerisini niye söylemiyorsunuz? Ey milletim, birileri bu ülkede olmayan bu şekilde algı operasyonlarıyla bu ülkeyi uluslararası arenada sanki iç savaş yapılan, sanki hürriyet mücadelesi yapılan, sanki Peygamber Ocağı diye isimlendirdiğimiz o 4000-5000 yıllık geçmişi olan ve geçmişinin hiçbir köşesinde de bu türlü bir mezalim olmayan bir orduyu itibarsızlaştırarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni farklı mahvillerde muhakeme edilebilme durumuna getirmeye çalışıyor biz. Şimdi tezgah bu. Şunu açıkça söyleyelim. Bölge insanı, el öpülesi insan. Kesinlikle. Niye? Oradaki Kürtlerin hiçbiri PKK'nın bu tezgahına gelmedi. Hendeklerin gerisine geçip saf maf tutmadı. Hatta orayı boşalttı ki güvenlik güçleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu asker, bu polis, bu güvenlik güçleri o terör belasını oradan temizlesin diye. Yoksa Kobani'ye kaçardı değil mi? Rojava'ya kaçardı. Hayır, oraya kaçmadı. Nereye kaçtı? Polisin, askerin, yani devletin daha iyi, güçlü olduğu, efendime söyleyeyim, kendilerini daha güvende hissedecekleri batı illerine doğru geldiler. Bir şey daha ekleyelim mi buna? Bayır bucak Türkmenlerine giden yardım konvoyları gambazlanırken
hiç de öyle vahşet mahşet yaşanmayan Kobani'de bir mağduriyet edebiyatı yapıldı. Dağdaki teröristler oraya götürülüp eğitildi. Daha sonra da bizim Diyarbakır sokaklarında Türk askerine kurşun sıkar hale getirildi. Diye. Şimdi aynı... bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın, bizim vicdanımız çok kötü suistimal ediliyor. Biz vicdan sahibiyiz. Eskiden mesela 12 Eylül öncesi dayak yerdik. Öyle bir kin dolardım ki ben. Ulan yarın ben bunun kellesini koparacağım. Çünkü sabaha kadar uyuyamazsın abi. Tabii. Bu Allah korkusu olmayanlar. Bakın, genç nesil bazı şeyi kaçırıyor. Allah korkusu olmayan insandan vicdan ve insaf beklenmez. Allah korkusu olmayan insan bunlar. Öyle bir dayak yerdik ki sabaha kadar uyuyamazdın Turgay kardeşim. Sabah olurdu. Bir şekilde adamı bir kıstırırdın. Bir tokat attığında, burnu kanadığında ikinci tokatı atamazdın. İçinden gelmezdi. Ya Allah'ından bul, defol git derdin. Şimdi Kobani olayında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin insafı istismar edildi. Öyle bir noktaya getirildi ki, öyle bir algı operasyonu yapıldı ki, öyle hayasızca yapıldı ki ve öyle bir hayasızca yapılan algı operasyonuna da öyle hayasızlar destek verdi ki, kimi kastettiğimi biliyorsun. Oradaki bizim Bayırbacak Türkmenleri garip, sahipsiz, Türkiye'den başka sahibi olmayan o kardeşlerimize giden tırlar gambazlanırken orada oluşturulan mağdur edebiyatı neticesinde bugün Diyarbakır sokaklarında şehir gerilla eğitimi almış, ellerinde Kobani'de şurada burada ele geçirilen silahlar ve daha sonra uluslararası güçlerin desteklediği, silahlandırdığı güçlerle biz mücadele veriyoruz. Milletin bunu görmesi lazım. Milletimizin artık bu saatten sonra bazı kanalları tedbiren izlemesin diye demiyorum. Elbette ki bir böyle bir tek tip insan tipolojisi oluşturma adına demiyorum. Bakın PKK, gözü açık olsun. PKK davasının üzerinden 35 yıl geçti kardeşim. PKK davası 12 Eylül ihtilaliyle bu ülkeye bulaştırılmış bir veba mikrobudur. Kürtçe dilini kullanan, çoluğuna çocuğuna Kürtçe atasının dedesinin dilini söyleyen, efendim verebilen insanlar bir sabah ana dilini konuşamaz, anasının dedesinin ismini çocuklarına verilemez hale getirilerek orada bir yara açıldı ve birileri de geldi o yarayı kaşıya kangren haline getirdi. Bu sadece Güneydoğu'da değil, biliyorsun bizim Karadeniz'de de birçok köyün adı değiştirilmiştir. Yeni yeni isimler takılmıştır. Ne oldu ki? Şimdi bu başka bir şey. Hele hele şu zamanda ya birisi Selahattin Demirtaş bu ülkeye çıkıp şunu açıklamak zorundadır. Kardeşim, Diyarbakır sokaklarında, Cizre sokaklarında, Silopi sokaklarında, Hakkari sokaklarında bu hendekleri niye kazdırtıyorsun, ne istiyorsun? Dikkat ediyor musun? Bir şey söylemiyor. Öz yönetim diyor. Allah aşkına, İl Genel Meclisi'ndeki oy oranıyla çoğunluk sende. Belediye encümenlerinde çoğunluk sende. Ne yapamıyorsun? Ya bir şey söyleyeyim. Öz yönetim dediği nedir? Yerel yönetimin güçlendirilmesidir. Kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiçbir vilayetin sahip olmadığı güçlü bir yerel yönetime sahipsin sen. Yani belediye encümeninde fazlalık sende, İl Genel Meclisi'nde fazlalık sende. Kürtçe dilin konuşulması diye, yasaklanması diye bir şey yok. Aksine devletimizin bazı Kandil'den eş başkan yardımcıları atıyorlar, başkanlar atıyorlar. Bunlara maaş bağlıyorsun. Bunlara bir de maaş bağlıyorsun. Bu noktaya kadar gelmiş bu noktada sen neyin iddiasıyla bugün bu sokaklara hendekleri kazdırıp da tonlarca bombayla bu memleketin evlatlarını orada öldürtüyorsun? Bu alenen birinin taşeronluğunu yapmaktır. Ve burada özellikle Bektaşi kesimi kardeşlerime seslenmek istiyorum. Artık Bektaşi kesimin insanları şunu görmelidir. Bektaşi kesimin çocukları
bir takım hain odakları tarafından sadece tetikleyicilikle kullanılıyor. Evet. Hiçbirisi bir makama getirilmiyor. Bunu Sözcü gazetesi yazdı bak, o rahatlıkla söyleyeyim. Hiçbir makama getirilmiyorlar. Hiçbir mevkiye getirilmiyorlar. Sadece tetikçilikle görevlendiriliyorlar. Eza'ya da, cefaya da, ölüme de, cezaevindeki hücrelerde sorgulanmayı da sadece Bektaşi çocuklarına biçiyorlar. Kendilerinin çocukları kolejlerde okuyor. Kendilerinin çocukları lüks otel lobilerinde düğün yapıyorlar. Ve bir takım bizim Bektaşi geleneğimizden, bir takım tasavvuf geleneğimizden kimlik değiştirmiş, din değiştirmiş insanların taşeronluğunu yapmayı bırakacak benim Bektaşi kardeşlerim. Bu toprak onlarındır. Bu toprak Horasan ellerinin, Hacı Bektaşi velilerin, Sarı Saltukların vatanı olarak bize emanet bıraktığı topraklardır. Bu topraklara ihanet etmeyecek bir kesim varsa o da Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin canlar diye tarif ettiği benim Türkmen kardeşlerimdir. Benim Bektaşi kardeşlerimdir. Artık her Bektaşi ana baba çocuğunu çağıracak. Nereye gidiyorsun bakayım? Sen nereye gidiyorsun? Sen Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin Sarı Saltukların vatan olarak bıraktığı bu topraklarda ne hendeyi kazıyorsun? Sen ok meydanında kime silah sıkıyorsun? Sen kime Molotov kokteyli atıyorsun? Aklını başına topla demek zorundadır. Çünkü burada çok çirkin bir oyun tezgahlanıyor. Birileri bizim o tasavvuf geleneğimizden gelen hoşgörümüz, o müsamahamız, o hümanistliğimiz neticesinde bir takım statikolarını koruma pahasına ad ve isim değiştirme neticesinde bu toprakların çocuklarına artık tetikçilik yaptıramayacaktır. Yaptırmamalıdır. Bu toprakların çocukları birbirlerine kurşun sıkmamalıdır. 100 yıl önce Çanakkale'de, bakın tekrar tekrar bunu söylüyorum, bir şeyi özellikle paralel götürmek zorundayız. Bunu bir başka programda mutlaka işleyelim. Paralel deme. Demedim. Atbaşı de. Atbaşı. Atbaşı götürmek zorundayız. Teğet götürmek zorundayız. Sanayi devriminden sonra endüstrileşme sürecinde petrol değer atfediyordu. Çanakkale Savaşı aşağıdaki paylaşımın rahat yapabilmeleri için Osmanlı ordusunu aşağı indirmeme gayretiydi. Bir savaş oyalama, çekip gittiler. Oyalama. Heh. Ve Çanakkale Savaş Meydanı'ndaki bir gazete muhabirinin mektubuyla savaş bitti. Aynı gazete muhabiri dünya basın karteli oldu. Bizim milli kesimin ilk rüyası olan televizyon kanalını da aldı. Sabah akşam algı operasyonu yapıyor. Bunu görmek zorundayız. Şimdi bir şey daha çıktı. Yeni bir dizayna ihtiyaç var. Birilerinin kayalarının arasından gazlar çıkmaya başladı. Birileri ilimle, fenle, üniversite hocaları ihanet belgelerinin altına imza atmadılar. Sabahtan akşama kadar militan yetiştirme, otlu gibi militan yetiştirme gayreti içerisinde olmayıp bilimi, feni, bilgiyi ön plana aldılar ve teknolojilerini geliştirdiler. Bugün kaya gazına monte edebilecekleri teknolojiyi elde ettikleri için bir savaş veriliyor. İki tane gücün savaşı veriliyor. Ümmetin zenginliği itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Savaş budur. Haritalar yeniden çizilmeye çalışılıyor. Ama burada öz vatanı, öz evini korumakla görevli olan benim insanım bu safların içerisinde hiç olmazsa 100 yıl önce karşı cephede kandırılmış Müslüman ülkelerinden toplanmış gelmiş Senegalli askerler vardı. Hatırlıyor musun? Tabii ki. Görürler. Mehmet Akif Ersoy'un safahatındaki Berlin hatıraları bölümü Almanların İngiliz saflarından esir aldığı Müslümanlara konuşma yapmak için Almanya'ya gitmesinden dolayı Berlin hatıraları bölümü vardır. Şimdi o devşirilmiş, o kandırılmış insanlar Anadolu coğrafyasından kandırılıyor. Kimin marifetiyle kandırılıyor? Çanakkale Savaşı'ndaki o mektubu yazan bugünkü basın kartellerinin uşakları tarafından kandırılıyor. Bunu görmek zorundayız. Peki. Şimdi bu beyaz hadisesine dönersek, aynı gün, aynı operasyonu ama öncesinde sabah saatlerinde. Hı. Yani sonra beyaza yapılıyor. Şimdi önce öyle mi? İlk tabii, ona mı yapıldı? Tabii. İlk Nihat Hatipoğlu hocaya operasyon çekiyorlar. Operasyonu bir çocukla
Garibin bir çocukla çekiyorlar. Arkasında öğretmen de ne yapıyor? Şey veriyor, sufle veriyor. Ben onu seyretmedim. Şimdi onu izleteceğim ben size. Hani bu beyaz hadisesinden sonra olsaydı, birileri çıkıp derdi ki, kardeşim adam akşam gördü işte beyaza ne yaptıklarını, farkına vardı, o bu tuzağa düşmedi. Hayır. Adam durduğu yer, baktığı pencere doğru olduğu zaman o tezgaha da düşmüyor. Ameli bin niyet. Heh. Şimdi bakalım Nihat Atiboğlu'na, Nihat Hoca'ya sabah saatlerinde çekilen operasyona nasıl bertaraf etmiş, kapak yapmış görelim hadi. Merhaba hocam. Benim adım Destan. Sorum şu. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar. Öldürmek kötü bir şey değil mi? Ya. O halde neden öldürüyorlar? Mesela Diyarbakır, Ankara, Cizre. Evet, niye öldürüyorlar sence? Sen söyle bakalım. Çünkü anlaşamıyorlar bence. Peki niye sana niye bir kötülük yapılmıyor? Çünkü sen düzgün şeyler, doğru şeyleri konuşarak yapalım diyorsun. Değil mi? Onun için biz ne diyoruz mesela Diyarbakır'a, Cizre'ye, Şırnak'a diyoruz ki orada hendek olmasın. Kapatın hendekleri. Silahları kaldırın. Devletle savaşmayın. Halka zarar verirsiniz. Kendinize zarar verirsiniz. Polis, asker şehit olur. Konuşarak anlaşacağız. Derdiniz neyse gelin oturup konuşalım. Mecliste konuşun. İşte meclis açık. Efendim meydanlarda konuşun. Gazetelerde konuşun. Ekranlarda konuşun. Her şeyi konuşalım karşılıklı, ama vuruşma, ama öldüreceğim, öldürerek bu işi sağlayacağım derseniz yanlış olur. Orada çocuklar da ölür, aileler de perişan olur, insanlar da sürgün hayatı yaşar, aç kalırlar, susuz kalırlar. Bu ülkeyi korumakla meşgul olan yufka yürekli insanlar hayatlarını kaybederler. Asker şehit olur, polis şehit olur. Orası bir çatışma alanı olmasın, sevgi alanı olsun, ama konuşarak, hendek çözerek, hendek kazarak, elde silahla bu işler olmaz. Hiçbir devlet silaha ödün vermez. Olmaz öyle şey. Kardeşlik de kucaklaşmayı, sevmeyi, saymayı, oturup konuşarak anlaşmayı gerektirir. Ama bunun şartı ne? Bırakın onları. Vazgeçin bu hendeklerden, silahlardan. Biz konuşmaya geldik deyiniz. Temsilciler seçiniz. Bütün Diyarbakır'ın tümü konuşsun. Deli kişiler konuşmasın. Şırnak'ın, Cizre'nin, Malatya'nın, Mardin'in, Batman'ın, Kurtalan'ın, herkesin nasıl Manisa'daki konuşma hakkına... Şimdi burada ne var biliyor musun? Nihat Hoca oradaki kıza söylemiyor. Kızım sana söylüyorum. Kızım sana söylüyorum. Gelelim sen işit diyor. Ben bu tezgaha gelmem diyor. Ben bu tezgaha gelmem diyor. Şimdi... o garibim çocuk, yani o farkında değil. Ona böyle bir soru sor denmiş. Zaten ona Nihat Hoca soru sorduğunda cevap da veremiyor. Ezberlemiş o soruyu. Arkasında da bir şeyler söylüyor. Anlaşamıyorlar falan diyor. O da anlaşamıyorlar eskiden falan. Ne yaparlardı falan biliyor musun bizim orduda? İşte bu tiyatro. Bak şimdi bak, ne yaparlardı? Mesela orduda biz azınlıktaydık. Destansı, Fas'tan biliyoruz biz bunları canım. Yani 35 sene önce Fas'ta sokaklarında benim abilerim işte bu zihniyetle mücadele ediyordu. Anlatabildim mi? Hepsini buradan saygıyla selamlıyorum. Ve ayrıca bir şeyin daha altını çizeceğim. Böyle bir çocuk bulurdu bunlar. Ufacık bir çocuk. Biz yanlarından geçerken çok özür diliyorum. Böyle çocuğu sürerlerdi üzerimize. Veyahut da hiçbir şeyden haberi olmayan conconları sürerlerdi. Yani biz onlara artistler, artistlik yapma dediğimiz, hı hı, tipler vardır ya, hı hı, onları sürerlerdi. Şimdiki bugünkü tezgahlanan hadise de aynısı. Yine çocukları sürerler. Kaybetmeleri yaklaştığı anda müthiş mağdur edebiyatı oynarlar. Her türlü yüzsüzlüğü yaparlar. Her türlü hayasızlığı yaparlar. Her türlü terbiyesizliği yaparlar. Sen bunlar için, bunlar rahat etsin diye, bunlar aman gülsün diye, aman bunların canına bir zeval gelmesin diye mücadele edersin. Rahatlı olsunlar diye her şeyi yaparsın. Her türlü ihaneti, her türlü yüzsüzlüğü, her türlü edepsizliği, hayasızlığı yaparlar. Kaybedeceklerini anladıkları anla tribüne oynarlar. Kim bunlar, niye yapıyorlar? Bunlar mevcut statikoyu
elinden kaçırmak üzere, hatta kaçmıştır artık. Bu tren kaçmıştır. Artık bu milleti anlamaları, artık kendilerine çeki düzen vermeleri, bu arsızlığı bırakmaları ve artık hamd etmenin sefasını ve tadını tatmaları gerekiyor. Bir saniye. Şimdi bak, birkaç tane kritik hayati soru soracağım. Zor soru bunlar. Şimdi bunları burada eyvallah böyle konuşalım. Güzel laf falan ellemeyelim, bu içeriye dönelim. Şimdi Mısır'da halkın oylarıyla iktidara gelmiş Mursi'yi bir askeri darbeyle devirdiler. Ellerinde silah olmayan bu insanları, yüzlercesini bir sabah namazından çıkarken katlettiler. Seçilmiş cumhurbaşkanını içeri attılar, idamla yargıladılar, idam ediyorlar falan filan. Şimdi bunların sihirli cümlesi demokrasi değil mi? Ama burada Sisi'nin yanında yer aldılar. Niye? Niye burada Sisi'nin yanında yer alıyor? Hadi Türkiye'de anladım. Tamam. Burada niye Sisi'nin yanında yer alma ihtiyacı duydu? Bir. İki. Diktatör olmayanlara diktatör diyeceksin. Ama gelelim şimdi Suriye'ye. Suriye'de babası da kendisi de diktatör olan. Ama kendisinin işte hani belki olmaz diye ümit ettiğimiz bir şeyden bahsediyor. Esed'den bahsediyor. Genel nüfusun içerisinde %3 ile ifade edilen bir aidiyete mensup olan. Evet. Kahir ekseriyeti temsil etmeyen. Etmeyen bir Esed'i getirmişler oraya. Bu Esed her gün yüzlerce insanı öldürüyor. Her gün yüzlerce insanı öldürüyor. Katil. Bunun yanında yer alıyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi düne kadar sokaklara dökülüp, daha düne kadar, yani çok eskileri biliyoruz da, 28 Şubat'ı biliyoruz, efendim ondan sonrasını biliyoruz, Uğur Mumcu öldürüldüğünde biliyoruz, Ahmet Taner Kıştal öldürüldüğünde biliyoruz, şu biliyoruz. Cumhuriyet mitinglerinden biliyoruz, 2007'de biliyoruz, E-Muhtıra'dan sonra biliyoruz. Biliyoruz da biliyoruz. Neyi biliyoruz? Bunlar ellerini her fırsat geçtiğinde sokaklara dökülür, mollalar İran'a diye bağırırlardı. Doğru mu? Halbuki bu ülkenin sağ yahut muhafazakar yahut dindar geleneğinde İran'a sempati yoktur. Şu başka bir şey. Orada bir İslam devrimi oldu falan filan. İşte o başka bir şey ama sıkı mesafe vardır. Hiç kimse İran'ı örnek falan almamıştır. Marjinal 3-5 şey, onları dışarıda tutuyorum. Ama bunlar İran düşmanıydı. Mollalar İran'a diyordu falan. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Atatürk'ün oturduğu koltukta, koltuğu işgal eden genel başkanı bugün İrancı. Milletvekili alkışladığı, arkasında durduğu milletvekili, Türkiye yarın İran ile karşı karşıya gelirse, bir savaş olursa benim safım İran'ın yanındadır diyor ve bunu alkışlıyor o genel başkan. Hadi bunu da izah et. Bunlar ne oldu da İrancı oldu? Bir başka şey. İsrail'e karşı Filistinlerin yanında yer alan Hizbullah için, bu İran Hizbullah'ı bu biliyorsun. Düne kadar etmediği hakaret, küfür kalmayan, Türkiye'de bir şey olsa bunlar Hizbullahçı falan diyen, yani Türkiye'deki dışında falan. Şimdi bizim arkadaşımız, gazeteci Barış arkadaşın yahut CHP'nin, CHP'lilerin Hizbullah'a bir övgüleri var. Ben ömrü hayatımda hiçbir dindardan duymadım bunları. Daha düne kadar PKK için hükümet bunlarla anlaşıyor, bu çözüm süreci ülkeyi satmaktır bilmem ne falan filan diyenler, bugün bunları falan bir tarafa bırakmışlar. Hendekleri savunuyorlar. Hendekleri kazanlara kardeşim diyorlar. PKK'yı savunuyorlar. PKK'nın sırtını PKK'ya yaslayanları savunuyorlar. Devleti katil ilan ediyorlar falan. Gel çık işin içinden şimdi, hadi. Şimdi bir şeyi de ayrımını yapalım. Yani Müslümanlar İran'da
mevcut Şia anlayışını desteklediği için İran devrimine sempati duymadı. Hayır. Bir şey için. Şeytan Amerika. Şeytan Amerika'nın şah idaresinde İran'ın zenginliklerini talan eden, tuvaletine varıncaya kadar altınla döşeten, uçağına bir dik duruş olarak, bir dik duruş olarak gördü. Ve bu dik duruşu alkışladı. Ülkücüler olarak ise biz başından sonuna kadar Azeri kardeşlerimizin kahir ekseriyetini içinde barındıran Güney Azerbaycan diye tabir edilen ve birçok haklarını da kimliğini de bugün yaşama problemi çeken Azeri kardeşlerimizin çektiği sıkıntıyı hep söyleye gelmişizdir. Şimdi güzel bir konuya temas buyurdun. Bak, niye, 5 tane örnek, 6 tane. Niye Mısır bunlar için problem oldu? Çünkü Mısır ve şu andaki Mısır'daki iktidardaki Sisi yönetiminin açmak istediği bir koridor var. Yeni bir kanal çalışması var. Haberin var mı? Tabii ki canım. Niye o açılıyor? İsrail için. Mursi iktidarda olsaydı İsrail ne anlam ifade edecekti? Bugün Sisi... Tamam, bunlara ne? Ha. Bizim içimizdekilere ne? Zaten biraz önce bahsettik ya kardeşim, yani bizim içimizdekiler de işte o 100 yıl önce cepheden mektup yazarak yeter, çok kötü insan kaybettik, biz bir an önce buradan kirişleri kırmalıyız diyenlerin devşirdikleri değil mi? Aynı hadise işte, rövanş almaya geldiler diye bas bas bağırmıyor muyuz? Aynı savaş devam ediyor işte. Çanakkale Savaşı'nda ilk çıkarmanın Mısır'a yapıldığı hepimizin malumudur. İlk çıkarma Mısır'a yapılmıştır. İlk mihenk taşı da yine Mısır'da. Çünkü oradaki bir hayal var. Nereye kadar geliyor? Bakın, dikkat edin. Bugün oluşturulan kantonlar itibarıyla Laskiye'den tutun, böyle bir koridor oluşturulmaya çalışılıyor. Sonra da o Yahudi anlayış, Siyonist anlayışın, abi, Yahudi evet, demeyeyim, Siyonist anlayışın hayalini kurduğu coğrafyayı bir kenara koyun. Vaat edilmiş, bugün PKK'nın iddia ettiği ve PYD'nin iddia ettiği kantonlaşma haritasını yan yana koyun, birebir örtüştüğünü göreceksiniz. Mücadele budur. Onun için Mısır'daki iktidar onları ilgilendiriyor. Öbür tarafta da Türkiye'nin niye bu şekilde ilgilendiriyor noktasında da canım, sen çıkıp da bu dizaynı yapan, bu emeli ortaya koyan insanın karşında böyle ukalaca oturan bir insana dedin ki, one minute, bir dakika. Filistin'de ben bir resim hatırlıyorum. Epey oldu. Bir baba vardı, hatırlıyor musun? Çocuğu kucağındaydı da kurşunlanarak şehit edilmişti. Böyle duvarın dibinde yalvarıyordu. Muhammed'in babası. Heh. Müthiş bir resimdi o. O müthiş bir. Bir tane de İsrail askerlerinin taşla böyle kollarını kırdığı çocuk vardı, hatırlıyor musun? Çünkü onlar ilk kez sahip buldular. İlk kez sahip buldular. Hatırlayın, 12-13 yıl önceye kadar Gazze yönetimini elinde bulunduran kardeşlerimiz dünya kamuoyunda terörist diye itibarsızlaştırılmaya çalışılıyordu. Tabii. Ben çok muhterem bir hoca efendinin bir tespitini duydum, tüylerim diken diken oldu. Bakın, kimlere karşı bizi itibarsızlaştırma hadisesinin içine sokuyorlar. Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camii'nin etrafında çok muteber bir büyüğüm var. Bir gün gittim, dedim ki, böyle Filistin, Gazze konuşuyor. Çocuklar, dedi, niye Gazze hedef seçiliyor hiç düşündünüz mü, dedi. Onlar sizin kardeşleriniz, dedi. Bu topraklardan oraya göçüp gitmiş kardeşleriniz. O sizin kardeşleriniz, dedi. Sonra tarihin böyle kitaplarının yapraklarını bir karıştırdım. Hakikaten de orada boğulmaya çalışılan o Gazze'de bulunan insanlar tarihi süreç içerisinde... İşte bu resim. Bu resim, bu olay gerçekleştirdiğinde bu 15-16 yıllık bir resim. Evet, evet, evet. O zaman sahipsizdi. O zaman sahipsizdi o. Bunun bir de videosu var bu muhabbet. Videosu vardır. Onu bir bulun arkadaşlar. Vallahi bulurlarsa çok güzel olur böyle programımızı da. İşte o zaman sahipsizdi. Bakın. İkisi de ölü şu anda, yani onu bilsin. Allah, hani şehit onlar. Tabii. Yani şu an hani
orada durmuyorlar efendim. Öldürülmüşler. Tabii yani. Tabii. Şimdi onlar sahipsizdi. Allah'a hamdolsun bu resimler kaybolmaya başladı. Farkında mısın? Artık İsrail askeri öyle kolay kolay kol bacak kıramıyor. Dikkat et. Ha, yapıyor da en azından yani işte öyle. Pervasızca yapın. Bir tırsmışlık mı? Çünkü birisi dedi ki onlara. Hayır, daha da tırsmışlardı bizimkiler bunları yapmasaydı. Ha. Gezi'yi yapmasaydı, ha. 17 Aralık'ı ha, yapmasaydı. İşte bu. İşte garip kuraba sahip buldu kardeşim. Ha, başarırız başarmayız. Cenab-ı Allah bizi zaferle görevlendirmedi niyet ki Turgay olsun. Kardeşim. Niyet olsun. Biz seferle görevliyiz. Cephe kaybedilse bile bizim adımız tarih sayfalarında bu cephe kaybedilirken cephede erkekçe vuruşarak şehit oldular diye yazılacak. Ama birilerinin adı da arkada bıraktıkları evlerimizi talan eden çeteler diye yazılacak. Elhamdülillah biz adımızı biz seferle görevliyiz. Anadolu coğrafyasında, Filistin'de, hatta dünyanın Afrika'daki zenci kardeşimle, Los Angeles'ın sokaklarında açlıktan ölen kardeşimizin de dini ırkı ne olursa olsun hakkını biz savunacağız. Mehmet Görmez Hoca Efendi'ye de bir itibarsızlaştırma var son dönemde. Hmm. Farkında mısın? Sürekli hocam. Sürekli. Bir şey. Niye rahatsız etti? Çünkü ilk kez Türkiye'de bir Diyanet İşleri Başkanı İran'a da gitti. Suudi Arabistan'a da gitti. Doğru mu? Tabii. Birileri... Filistin'e de gitti. Ha. Birilerini rahatsız etti. Mehmet Görmez Hocam'ın buradan saygılarımı arz ediyorum Hoca Efendi'ye. Bir gün bana dedi ki bir ziyaretimizde, bakın bu çok önemli. Ahmet kardeşim dedi, Müslümanların dedi, düşmanı kimdir dedi. Dedim ki bu sorunun altında bir şey var. Yani tabii. Hoca Efendi bunu sorduysa. Bak Ahmet kardeşim dedi, Müslümanların düşmanı Hristiyanlar değildir. Ateistler değildir. Yahudiler değildir. Müslümanların bir tek düşmanı vardır, zalimler. Çok doğru. Biz Anadolu coğrafyasında da, dünya arenasında da hem siyaset alanında, hem ticaret alanında, hem salat alanında, hem de cephede askeri alanda zalimlerle boğuşuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti zalimlerle boğuşuyor. Farklılıklarımızın gündeme getirileceği bir dönem değil. Biz zalime karşı zalimin arsızlaştığı, zalimin pervasızlaştığı, zalimin hayasızlaştığı, ihtiyar dünyanın bile utandığı vahşet tablolarını sergilemekte bir beis görmeyen zalimlere karşı mücadele veriyoruz. Bak o, evet, izleyelim. Bu. Bak çocuğu arkasına almış, İsrail askerinin sıktığı kurşunlardan koruyor. Yapma diyor. Yanında çocuk var. Yapma diyor. Dinletemiyor. Ateş ediyorlar. Devam ediyor. Yanında çocuk var. O çocuğuyla birlikte orada katlettiler. Evet. Sonuç bu. İşte kelime-i şehadet getirerek orada ölüyor. Çocuk da ölüyor. O da ölüyor. Tekrar başa alındı görüntü. Ben buradan Kanal D televizyonuna seslenmek istiyorum. Delikanlılık göster, bu millet insaf sahibidir. Vicdan sahibidir. Hataları pek görmez. Hele nedamet edeni baş tacı yapar. Fırsat bu fırsattır. İşte bu gibi tabloları, bunların gerçek yüzünü gösteren bu gibi tabloları show programlarına, haber programlarına, tartışma programlarına konu yapsınlar. Özellikle de Ahmet Hakan kardeşime sesleniyorum. Özellikle de ve çok çirkin bir tezgah yapılıyor budur. Bundan sonra da yapılacak. Bizim insanımızın bir özelliği vardır Turgay kardeşim. Sözü söyleyene bakar. Sözün doğruluğundan ziyade ki doğru insan doğru sözü söyler. Doğru insan hakkın yanında olur. Baktılar ki onların kendi ağızlarından söyledikleri söze bu millet itibar etmiyor. Bizim mahallemizin çocuklarından devşirdiklerle bizi vurmaya çalışıyorlar. Bunun özellikle görülmesini istiyorum. Ve bundan sonra bu sayılar artacaktır. İnsanlarımızın buna dikkat etmesini ve bir şey duyduklarında önlerine bir resim ve fotoğraf konulmaya çalışıldığında lütfen bunu beyinlerinin bir köşesinde tutsunlar. Bundan sonraki süreç bizim mahallenin çocuklarıyla bizim üzerimize geleceklerdir.
Ama yüreğim yanıyor, ne yapayım ki? Benim, şimdi bir tweet göstereceğim size, bir mesaj. Bu saldırıdan sonra. Şimdi yani bunu ciddiye aldığımdan falan filan değil. Gündeme gelmek istiyor. Ne işte Sedef diye bir birisi. Bu bir gazeteciymiş. Verin arkadaşlar. Sultanahmet Meydanı'nda patlama. Terör adım adım İstanbul vurulmadıkça Türkiye uyanmaz. Çekin, kaldırın, atın bunu. Gazeteci mi? Hemmiş. Ya gazeteci yani işte. İşte biraz önce dediğim gibi ya. İstanbul vurulmadıkça. Ya şimdi. İstanbul'da nere? Of. İstanbul'da nere? Sultanahmet. Topkapı. Yani lütfen artık bizim münevverlerimiz, bizim aydınlarımız da yeni yeni kendi dillerini oluşturmak zorundadır. Ben bunu... Şimdi bunlar niye böyle konuşuyor? Görevi o. Tamam, görevi o. İşte bir şey hiç yok onlarda ki böyle konuşabiliyor. Ar. Onun da ötesinde bir şey. Neyse. Şey hatırlıyor musun? 17 Ağustos depreminin sonrasında bölgede insanlar öldü. Gece vakti gidip bazıları canlı canlı daha henüz enkaz altından kurtarılmayı bekleyenlerin bazıları da ölü. Kollarını kesip bileziklerini almaya kalktılar. Hatırladın mı 17 Ağustos depreminden sonra? Evet. Kol kesip bilezikleri alma çalışmaları bilmem ne. Şimdi mezarlardan diş söktüler. Diş söktü. Şimdi bu cesaret Doğu ve Güneydoğu'da bölge halkı bu terör belası yüzünden oradan batıya, akrabalarının yanına, şuraya buraya kaçmak, göç etmek zorunda kaldı geçici süre. Evet. Onlar orada yokken bu terör yandaşları evlerine girip yağmaladı. İşte biraz önce dedik ya, çete. Ne ev bıraktı ne bir şey. Aynı. Ne farkı var şimdi? Aynı. Yani milli mücadele bu. Bak lütfen köylerine, kentlerine, yaz tatiline gittiklerinde azıcık yaşlılarla sohbet etsinler. Bunların aynısı milli mücadelede yaşandı. Bu milletin erkekleri cephede dövüşürken bu milletin namusuna kastettiler. Tasallutta bulundular. Şimdi biraz önce bir şey söylediniz. Tezgah farklıydı. Hatırlar mısın seçimden önce Selahattin Demirtaş halkı sokaklara davet etmişti ve 50 küsür vatandaşımızı tabii vermiştik. Orada milletimiz biraz şey oldu, boşa bastı. Boşa bastı ve 50 cana sebep oldu. Bu sefer aynı şeyin olacağı düşünüldü. Aynı şey olmayınca da hani bunlara ben şey diyorum, ölü soyucular. Hı hı. Hani mezar soyucuları vardır. Nebbaş mı diyorlar? Nebbaş mı diyor, öyle bir şey diyorlar. Bunlar aynen bu. Çünkü bunların dini, dili, ırkı vesairesi yoktur. Bunlar talan zihniyetinin tabiri caizse piçleridir. Talan zihniyet. Hani Afrika'daki yerlileri öldüren, yerinin altındaki zenginlikleri talan etmek için orada Ruanda'da insanları birbirine kırdıran, kestiren, Amerika'daki Kızıl'da bir ırkı yok eden talan zihniyetinin piçleridir bunlar. Yani oradaki canını, ırzını, namusunu kurtarmaya çalışıp da evini, ocağını bırakan insanların evini soyan insan talan zihniyetinin piçleridir. İster kapatma cezası ye, ne yersen ye. Vermesin. Umurumda da değil. O hakaret değil. Umurumda da değil yani. Yani soyu sopu belli olmayan demek, bir şey yok orada yani. Lügat öyle yazıyor. Tamam, lügat öyle o bile yazıyor. Masum kalır, başka kelime yok. Evet. Burada sonlandıralım. Son cümleyi alalım. Evet. Bak, hafıza zayıflığı, çünkü bağışıklık sistemimizi kaybettik yediğimiz içtiğimiz şeylerden dolayı. Hem bağışıklık sistemimizi kaybettik, bu milletin çocuklarına kırmızı et yedirilmedi. 30 günde semirtilen o tavukları yedire yedire bizim hafızamızı zayıflattılar. Mandalinamızla, buğdayımızla oynaya oynaya, biliyorsun tohum
sektörünü niye İsrail elinde tutuyordu? İşte bugünleri rahat yaşayalım diye elinde tutuyordu. Bağışıklık sistemimiz de gitti. Ne olur insanlarımızın sık sık hafıza tazelemesi yapmalarını, komşu ziyaretlerini arttırmalarını, birbirlerine gelip gitmelerini, ev sohbetleri yapmalarını, ev sohbetleri yaparken şu televizyonların belli kanallarını kısmalarını, özellikle ev kadınlarımız, özellikle ev kadınlarımız, gün yapan ev kadınlarımız, o sabah programlarını bir kısın, şöyle bir araya gelin, siz evlat sahibisiniz, sizin de çocuklarınız var, bu ateş bizim kapımıza geliyor. İşte o Diyarbakır'daki, o Silopi'deki tezgahlanan, oradaki çocuklar, hani neydi o yerin adı? Yarın benim yazımda da var o. Sur mu? Suriye'de açlıktan oradaki çocukları konuşsunlar, sohbet etsinler, birbirimize komşu ziyareti yapsınlar, birbirlerimizi kollasınlar, bir komşusunun kapısı geç açılıyorsa merak etsinler, bir komşusu ve akrabası uzak diyardaysa birbirlerini arasınlar, bu cep telefonları sadece oyun oynamak, birbirleriyle şey yapmak için değil, hal hatır sorsunlar. Biz bir araya gelelim ve şu kültürel bağışıklık sistemimizi şöyle bir silkeleyip diri olalım ki hafızamızı taze tutalım. Ahmet İlmez, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu akşam o klasik sıra dışılardan birini yaptık sohbet havasında. Böyle yani, dert bu, mal da o. Bir şey daha bir söyleyeyim, ne olur çok özür diliyorum. Unutmasınlar, parmağımıza bir kıymık batar ya, o kıymığı biz bir yere sürtmezsek pek acı duymayız. Ama o çürütür çürütür parmağımızı kaybederiz. Unutmayın milletim, kıymığın en çok acıttığı an çıkarmaya çalıştığımız andır. Yaşadığımız bu zaman kıymığı çıkarmaya çalıştığımız zamandır. Sabırlı olalım. Canımız acıyor, yüreğimiz yanıyor ama bu kıymık çıktı. Çıktı çıktı. Son bir iğne darbesiyle inşallah bu kıymığı çıkaracağız ve bu parmağımızı kurtaracağız inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Evet, geldik bu akşam da programın sonuna. Efendim, herkese iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.